Değerli dostlarım, bu programımızda Mekke'nin meşhur zalimlerinden Ebu Leheb'in ahır ve akıbetini anlatmaya çalışacağım. Sonu nasıl olmuştur? Mekke müşriklerinin en azgınlarından biri de Ebu Leheb'ti. Peygamber Efendimizin aleyhissalatü vesselam öz amcası olduğu halde kainatın efendisine ve Müslümanlara en çok eza verenlerin, işkence yapanların başını çekmekteydi. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam kendilerini hakka, nura, vahşetten kurtuluşa davet ediyordu. Ancak Ebu Leheb ve yoldaşları güneşe karşı gözlerini kapatıyor. Bu da yetmiyormuş gibi akılları sıra güneşi söndürmek için var güçlerini sarf ediyorlardı. Peygamberimizin evi Ebu Leheb'in evi ile Ukbe bin Ebi Muayit'in evi arasındaydı. Bu ikisi insan ve hayvan terslerini getirip Peygamberimizin kapısının önüne atarlardı. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam onların bu davranışları karşısında çok üzülür. Ey Abdümenaf oğulları, bu nasıl komşuluk diye onlara sitem eder ve pislikleri kapısının önünden kaldırırdı. Ebu Leheb'in yaptığı bir iş de Peygamberimizi bir gölge gibi takip etmek, insanlara İslamiyet'i tebliğ başlayınca araya söz karıştırarak, laf atarak onun tebliğini engellemeye çalışmaktı. Peygamberimiz bir gün Ukas Panayırı'nda ey insanlar, La ilahe illallah deyin de kurtulun diye seslenirken Ebu Leheb de gücünün yettiği kadar şöyle bağırıyordu. Ey halk! Bu kardeşimin oğludur, yalancıdır. Ondan sakının. Değerli dostlarım, Ebu Leheb'in yaptıkları azgınlıklar saymakla bitmezdi. O müminlere karşı yapılan her baskının, her işkencenin fikir babasıydı. Müşriklerin Müslümanları yıldırmak için yaptıkları dehşetli icraatlarından birisi de onlara karşı her sahada boykot uygulamasıydı. Sözde en büyük hedef Peygamber Efendimiz'e kol kanat geren Haşim ve Muttalib oğullarıydı ama bu boykot her kabiledeki Müslümanlara uygulanmıştı. Bi'setin 7. senesinde miladi 617. yılında vuku bulan bu boykot hadisesi çok mühimdir. Mekke müşriklerinin 80 ileri geleninin mührünün bulunduğu ve metninin Kabe duvarına asıldığı boykot protokolüne göre Haşim ve Muttalib oğulları ailelerinden kız almayacaklar. İkincisi, Haşim ve Muttalib oğulları ailelerine kız vermeyecekler. Üçüncüsü, Haşim ve Muttalib oğulları ailelerine hiçbir şey satmayacaklar. Dördüncüsü, Haşim ve Muttalib oğulları ailelerinden hiçbir şey satın almayacaklardı. Bu dehşetli bir ambargo idi ve sıkı sıkıya uygulanıyordu. Ebu Leheb de bu boykotun tam olarak uygulanması için gözcülük yapıyordu. Müşriklerin bu tavrı karşısında Ebu Talip, bütün Haşim ve Muttalib oğulları ile bütün Müslümanlara kendi mahallesi olan Şibin'de toplanmaları çağrısında bulundu. Böylece bu dehşetli zulme el birliğiyle karşı koyabileceklerdi. Müşrikler tıpkı 20. yüzyılda Irak'a, Libya'ya, Sudan'a, Kıbrıs Harbi'nde Türkiye'ye uygulanan ambargolar gibi Ebu Talip mahallesini Hariç'le bağlantısını kesmek üzere kontrol altına almışlardı. Şib'e yiyecek içecek hiçbir şey sokmuyorlardı. Ancak Şib sakinlerinin dini geleneğe uyularak hac mevsiminde dışarı çıkıp alışverişte bulunmalarına sözde engel olunmuyor idiyse de o zaman da yine çarşı ve pazar yerlerinde yol geçitlerinde durarak Şib sakinlerine bir şey aldırmamak için ellerinden geleni yapıyorlar. Satıcılarından kimini tehdit ediyorlar, kiminin de mallarını yüksek fiyatlarla veya dalaverelerle ellerinden alarak Şib sakinlerine bir şey bırakmamaya ve aldırmamaya çalışıyorlardı. Ebu Leheb bu şekilde ambargo gözcülerinin başını çekiyordu. Şib sakinleri ambargo yüzünden çok güç durumda kalmış, çocuklarına yedirecek bir lokma yiyecek bulamaz olmuşlardı. İşte o bölgede oturan herhangi birisi çoluk çocuğuna biraz yiyecek satın almak için çarşıya gittiği zaman Ebu Leheb hemen erzak yüklerinin başına dikilir ve şöyle bağırırdı. Ey tüccarlar! Muhammed'in arkadaşlarına fiyatları öyle yükseltin ki onlar sattıklarınızdan bir şey alamasınlar. Benim servet sahibi olduğumu, söz verdiğim zaman sözümü yerine getireceğimi bilirsiniz. Bundan size bir zarar gelmeyeceğine ben kefilim. Yiyecek, giyecek mallarınızın kıymetlerini artırın. Ebu Leheb bu şekilde bağırışır, Müslümanlar da açlıktan ağlaşan çocuklarının yanına elleri boş dönerdi. Şiip'te açlık o derece idi ki
Ağaç yapraklarını, şurada burada buldukları kurumuş deri parçalarını ıslatıp ateşe tuttuktan sonra yiyenler oluyordu. Bu dehşetli boykotu delmek isteyenler de ağır baskıya maruz kalıyorlardı. Sonunda Cenab-ı Hak o anlaşma metnine bir ağaç kurdunu musallat etti. O da anlaşma metnindeki Bismikallahümme, Allah'ım senin isminle başlarım yazısından başka sahifedeki bütün yazıları yedi. Peygamber Efendimiz vahiy ilahi üzerine bu durumu amcası Ebu Talib'e söyledi. O da gidip müşriklere haber verdi. Metne baktılar ki aynen haber verildiği gibi. Elleri yana düşmüş, ne yapacaklarını şaşırmışlardı. Bu da kardeşinin oğlunun bir sihridir diyorlardı. Ebu Talip onlara şu karşılığı verdi. Sizin artık zulüm ve haksızlık etmek, akrabalık münasebetlerini kesmek, yaramazlık ve edepsizlik etmek istediğiniz iyice belli oldu. Müşrikler zulüm ve taşkınlıklarını artırmakla birlikte bu boykot hadisesinin tesiri gitgide azalmış, neticede uygulanmaz olmuştu. Değerli dostlarım, Ebu Leheb'in karısı Ümmü Cemil de peygamberimize kötülük etmekte kocasından geri kalmıyordu. Sert, keskin, dikenli çalıları getirip peygamberimizin geçeceği yollara sererdi. Bu karı koca zalimler hakkında sure nazıl olmuş, onların şahsında kıyamete kadar gelecek zalimlerin cehennem odunculuğu yapacakları ilan edilmiştir. Tebbes suresinde Rabbimiz, kahrolası Ebu Leheb, zaten kahrolup gitti. Ne malı ne kazandıkları ona fayda vermedi. Yakında alevli bir ateşe girecek. Karısı da odun hamalı olarak beraber girecek. Boynunda da bükülmüş bir ip olacaktır. Tebbet suresi 1 ile 5. ayetler arası. Evet değerli dostlarım, Ebu Leheb ayeti kerimede haber verildiği üzere bu dünyada da kahrolup gidecekti. Bedir'de bozguna uğrayan müşriklerin artıkları perişan bir vaziyette Mekke'ye dönünce Ebu Leheb durumu anlamıştı. Ebu Sufyan bin Haris olup biteni Ebu Leheb'e şu şekilde nakletmiştir. Vallahi biz o cemaatle karşılaşınca bozguna uğradık. Onlar da kimimizi öldürdüler, kimimizi de esir ettiler. Fakat ben halkı kınamam ve ayıplamam. Zira kır atlara binmiş ak benizli bir alay süvariyle karşılaştık ki onlara karşı koymak mümkün değildi. Onun bu sözlerini işiten Hazreti Abbas'ın kölesi Ebu Rafi heyecanla vallahi o gördüğün süvariler melekler idi demiş. Ebu Leheb öfkeyle Ebu Rafi'nin yüzüne bir tokat atmıştı. Bedir'deki hezimetten sonra Ebu Leheb yataklara düşmüştü. Hiç kimse hastalığının ne olduğunu anlayamıyordu. Devamlı bağırıyor, ıstırap içerisinde kıvranıyordu. Bu şekilde çırpına çırpına can verdi. Herkes onun bulaşıcı bir hastalığa yakalandığını düşünüyor. Bu bakımdan başta oğulları olmak üzere hiç kimse yanına yaklaşamıyordu. Ölümünün üzerinden 2 gün geçmiş, cesedi kokmaya başlamıştı. Koku çok uzak yerleri rahatsız etmeye başlayınca artık dayanamayıp bulunduğu eve girmiş, onu sürüye sürüye dışarı çıkararak şehirden uzakça bir yere gömmüşlerdi. Zulümle abad olan yoktu. Ebu Leheb, Ebu Cehil, Utbe, Şeybe hepsi layık olduğu yerlere layık olduğu cezayla gitmiş oldular. Değerli dostlarım, zaman zaman bazılarından duyuyoruz. Allah Ebu Leheb gibi, Utbe gibi, Şeybe gibi zatlardan niye bahsetsin? Kur'an böyle bir şeyden bahseder mi diye. Tabii ki Kur'an hayatın içerisinde insanların yaşamış olduğu sıkıntıları, olumsuzlukları, yanlışları irdeleyen ve bu şahıslar üzerinde şahısların yapmış olduğu hatalar kıyamete kadar bu zihniyetin, bu şahısların yapmış olduğu zihniyetin kıyamete kadar devam etmesinden dolayı Kur'an Ebu Leheb'i Tebbet suresiyle ikaz etmiş, durumunu insanlığa bildirmiş. Eğer Ebu Leheb gibi olursanız ahir ve akıbetiniz böyle olur. Ebu Leheb zihniyetinde, Ebu Cehil, Utbe ve Şeybe zihniyetinde, Ukbe bin Ebi Muayit gibi insanların kıyamete kadar olacağını, bu zihniyetin kıyamete kadar geçerli olacağını, zalimlerin kıyamete kadar mazlumları ezeceğini görüyoruz ve biliyoruz. Bundan dolayıdır ki Kur'an Ebu Leheb'den de bahseder, Şeybe'ye de, Utbe'ye de işaret eder, Ebu Cehil'i de bildirir. Bu zihniyetin özelliklerini, bu zihniyetin insanları ezmesini, ezilen mazlumların haklarının alınması, ahirette bu zalimlerin çekeceği ceza bildirilmesi haktır ve gerçektir. Kur'an bundan bahsetmeyip neden bahsedecek? Kur'an hayatın içerisinde bir
Kitap, Peygamberimiz insanların içerisinde neşet etmiş, kıyamete kadar bütün davranışları örnek alınabilecek bir peygamberdir, bir melek değildir. Böyle olunca Peygamberimize ve arkadaşlarına yapılan zulümler, baskılar ve bu baskıların neticesinde Peygamberimizin vermiş olduğu tepkiler, Kur'an'ın Müslümanlara yol göstermesi elbette olacaktır. Kur'an bunlardan bahseder. Kur'an'ı Ebu Leheb'den bahsetmeyi, Ebu Cehil'den, zalimlerden bahsetmeyen bir kitap olarak göstermek, o Kur'an'a karşı bir hakarettir. Kur'an'ı anlamamaktır. Hangi ilmi seviyede olursa olsun, Kur'an'ın künhüne vakıf olamamaktır. Peygamberimizi tanımamaktır. Bütün müminleri, bütün Kur'an'a tabi olan insanları, Kur'an'ın Fatiha'sından Nas suresine kadar hakiki manada anlamayı, ayetleri içselleştirmeyi ve Kur'an'ın iniş gayesini, surelerin ve ayetlerin iniş gayesini, nüzul sebebini hakiki manada öğrenerek olaylara nasıl tepki vermemiz gerekiyorsa öyle tepki vermeyi bütün dinleyicilerimize, bütün sevdiklerimize Yüce Rabbim nasip eylesin. Hakiki iman etmeye, hakiki manada Allah'a kul olmaya, mazlumların yanında olmaya, Ebu Leheb, Ebu Cehil, Utbe bin Ebi Muayit, Şeybe ve Utbe gibi zalimlerin ve zalim düşüncenin yanında olmamayı, insanları, mazlumları ezen zalim düşünceden uzak olmayı bütün sevdiklerimize, bütün dostlarımıza Rabbim nasip eylesin. Zalime, zulme taraftar olmaktan bizleri muhafaza eylesin. Allah istikametten ayırmasın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın değerli dostlarım.